Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle 3 4 5 yandan hazırlamış olduğu 25'li paragraf denemesinin çözümünü yapacağız. Hocam bugün sırada hangisi var? Canlarım bugün sırada 21. deneme var. Hazırsanız hemen denememize başlayalım. Sevgili arkadaşlar bu sorumuza diyor ki bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisini destekleyen bir durumdan söz edilmektedir. Yani bu canlarım olumlu köklü bir parçadan anlam sorusu. O yüzden kolay olması lazım. Parçanın gidişine ve çıkışına dikkat etmemiz lazım. Hazırsanız hemen başlayalım. Bakınız diyor ki matematik eğitiminde son yıllarda zihinden işlemler ve bundan öğretimi önem kazanmıştır. Cevap burada aslında. Burada matematikle ilgili yeni bir eğilimin yeni bir yönelimin hız kazandığından bunun başladığından bahsediyor. Doğal olarak şıklarımıza bakarken buna dikkat edin. Ve devamında diyor ki öğrencilerin daha hızlı düşündüklerinde hem zamandan kazandıkları hem de matematiksel düşünme özelliklerinde uzmanlaşabildikleri düşünülmüştür. Yani bu yöntemin bir takım faydaları olduğundan bahsediyor. O zaman bakalım şıklara hangisi buna uygun bir şık olacak. A diyor ki matematiksel verilerin bir çalışmaya inandırıcılık kattığı düşünülmektedir. Hayır konumuz bu değil. Bunu bir atalım. Matematik eğitimindeki bir yönelim o başta kafamızdan bir şey kurgulamıştık ya işte o burada var bakınız. Öğrencilere avantajlar sağlayabilmektedir dediğimiz gibi gibi bir anlam çıktı canlarım. O yüzden cevabımız net bir şekilde B şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda olumsuz köklü bir parçada anlam sorusu. Ne yapıyorduk? Önce şıklara bakıyoruz sonra parçayı okuyoruz ki parçayı boşuna okumayalım. Haydi gelin şıklara bakalım. A'da diyor ki arkeolojinin başlıca yöntemleri hangileridir? Bu arada hangisinin cevabı yoktur arayacağız unutmayın. Geçmişe ait kalıntılar nerelerde sergilenmektedir? Arkeoloji bilhassa hangi bilim dallarının yararına malzeme sunar? Mesela bu çok özellikle çok tarif edilmiş bir cümle ya, bu kesinlikle şıklarda olması lazım. Arkeoloji neyi hedefler? Amaç ve gaye soruyor burada. Arkeoloji hangi hangi bilim dalının tekniklerinden yararlanır diye sormuş. Hadi bakalım şimdi parçaya bakabiliriz. Diyor ki arkeoloji kazı bilimidir. Geçmişi ve tarihin özellikle karanlık devirlerini aydınlatmayı gaye edinir. Heh gaye amaç değil mi? Bunu düşünmüştük. İşte mesela onu atalım buradan. Neredeydi o? D'yi attık. Devam ediyoruz. Arkeoloji başlı başına bir bilim dalıdır. Kazı ve tasnif bu bilim dalının öncelikli metotlarıdır. Ha metot, yöntem değil mi? Hatırladınız mı bunu? O zaman hemen onu bulalım. Neredeydi o? A şıkkında yöntemden bahsetmişti. Bunu da attık. Bununla birlikte arkeolojik araştırmalar en başa tarihin ve antropolojinin istifade edeceği verileri. Hani demiştim ya size bunu çok tarif etmiş diye hangi bilim dalına kaynak sağlar diye neredeydi o? İşte burada onu da attık ve geldik. Bir şıkkımız kaldı geriye. Şimdi canlarım o da şurada diyor ki arkeolojik bulgular müzelerde sergilenerek uzmanların ve toplumun ilgisine sunulmaktadır. O da B şıkkına götürecek bizi. Şimdi hepsini tek tek bulduk. Geriye cevabımız kaldı. Bu yüzden cevabımız net bir şekilde E şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar, karşımızda güzel ve olumlu köklü bir parçada anlam sorusu var diyor ki hangisi bu parçanın iletisine yani mesajına en yakındır? Zaten kısa bir parça bir göz atalım ve şıklara gidelim. Fizik, matematik, biyoloji, psikoloji, bilgisayar bilimi ve benzer alanlarda gelişmeler iktisada hızla yansımaktadır. Buradan ben şu anlamı çıkardım canlarım. Farklı bilim dallarının gelişmeler iktisadı, ekonomiyi etkilemektedir, yön vermektedir. O zaman bize böyle bir şey lazım. Ama hadi bakalım devamına zaten kısa bir parça. Bu durum iktisadın içeriğinde ve metodunda önemli değişime yol açmaktadır. Evet düşündüğümüz gibi olmuş. Sonuç olarak da iktisadın dinamizm özelliğine sahip olmasını sağlamaktadır. Evet canlarım o başta hani bir cümle okuyunca bir cümle kurduk ki kafamızdan bir şey ifade ettik. Dedi ki farklı dallarda gelişmeler iktisada yön vermiş ve onu geliştirmiştir. O zaman hemen bu cümleyi arayalım. Bakınız o cümle nerede? E şıkkında diyor ki iktisatta son yıllarda diğer alanların tesiriyle farklı kavramlar, teknikler, analitik araçlar kullanılmaktadır. Çok net, çok temiz bir cümle olur. O yüzden cevabımız kesinlikle E şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda güzel bir anlatım biçimi sorusu diyor ki bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yani olumsuz köklü bir soru. Tek tek bütün şıklara dokunmamız gereken bir soru. Hazırsanız önce şıkları okuyarak bakalım. Sayısal veriler. Şimdi bir bak bakalım fotoğrafa lütfen. Ne gördün hemen? 153 gördüm, 27 gördüm, 9 gördüm, 8 gördüm. Bir sürü sayı var. O zaman bunu bir atalım. Çünkü bu kesinlikle var. Bunun için parçayı okumaya didik didik etmeye gerek yok. Bunu bir atalım. Bir kere bu tarz sayısal ifadeler kullan kullanıyorsa bu adam ne yapıyordur canlarım? Kesinlikle nesnel bilgiler paylaşıyordur. E'yi bir atalım. Geriye ne kaldı? Karşılaştırma, izlenimsel betimleme ve nitelik bildiren kelimeler. Hocam bu şıklardan hangisi muhtemel cevap derseniz canlarım muhtemel cevabımız izlenimsel betimleme. Çünkü izlenimsel betimleme arkadaşlar edebi metinle doğru. Yani bir roman okursun. Mesela Yaşar Kemal'in bir İnci Mehmet'in okursun. Sana 25 sayfa betimleme yapar. Ama bu bir bilimsel metin. Yani bu bir makale. Doğal olarak muhtemel cevabımız C olacak ama biz ne yapıyoruz? Diğer şıkların hepsini hızlıca bakıyoruz. Şimdi mesela burada en kelimesini gördük canlarım. Karşılaştırma. Bunu hemen buradan atalım. Zaten şurada bakınız birkaç yerde diyor ki volkanik kayalar, kireç taşları, sarp dağlar bunlar nitelik bildiren kelimeler. O zaman bunu da attık. E cevabımız kaldı ortada. Ne kaldı? Tahmin ettiğimiz gibi edebi metinlerde olan bir şey var. Nedir o? İzlenimsel betimleme. Bu açıdan cevabımız net bir şekilde C şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda güzel ve olumlu köklü bir parçada anlam sorusu var. Olumlu köklü sorularda giriş ve çıkış önemliydi. Çünkü ana fikir düşünce o kısımlarda daha çok veriliyordu. Oraya dikkat ederek parçaya bir göz atalım ve şıklara gidelim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi diyor ki roman yazarının tek görevi insanı tanıtmak değildir elbette. Bakınız buradan şu anlamı çıkarmamız lazım. Tek görevi bu değil diyorsak nedir canlarım? Demek ki yazarın görevi insan anlatmak ama başka görevleri de var. Cevabın bu cümleyle çok ilgisi var canlarım. O yüzden vurgulamak ve şöyle bir altını çizdim ama devamına bakalım hızlı bir şekilde. Ancak bu konu roman sanatının en güç unsurlarından biridir. Hayatı ve insanı anlamamakta güçlük çeken insanın romanda bir dünya oluşturması elbette zordur. Bu durum tarihsel romanlar söz konusu olduğunda daha da güçleşir. Çünkü tarihe mal olmuş kişileri kurgusal dünyaya taşımak kolay değildir. Şimdi diyor ki hangisi bu parçanın yazarına ait bir görüş olabilir diyor. A'daki ifade bir kere tam tersi olarak verildi yukarıda. Dedi ki tarihsel romanda kişileri kurgulamak basittir dedi o kadar basit olmadığını söyledi son cümlede. Attık bunu. İnsanın ne olduğunu anlatmak romancının vazifelerindendir. Evet. İlk cümle zaten bizi buna götürecekti. Devam ediyoruz. Bu bir dursun ama değil mi? Bakalım diğerlerine. Romancı tarihsel konuları ele almaktan uzak durmalıdır. Hayır. Tam tersini söyledi. Bunu da atıyoruz. Anlaşılmaz zor bir dille kaleme alınmalıdır. Bu zaten mantığa da aykırı bir ifade atıyoruz. Ve tarihsel romanlarda edebiyatın estetik yönü önemsenmeyebilir. Hayır. Bu da yukarıda bahsedilmedi. Attık. Cevabımız çok net bir şekilde. Hem de ilk cümleden çıkmıştık. Çıktı. Bu yüzden cevabımız net bir şekilde B şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımıza güzel ve orijinal bir parçada anlam sorusu. Şimdi diyor ki bu parçada aşağıdaki hedef ve sonuç ilişkilerinden hangisine değinilmiştir? Hadi parçaya bakalım hızlıca ve sonra şıklara gelelim çünkü bu olumlu köklü bir soru. Ağırlık çalışması vücudun fizik yönümünü iyi hale getirmek, forma girmek veya vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanmak gayesiyle kas yapısını geliştirmek için yapılır. Evet cevap burada canlarım. Cevabımız burada ama biz ne yapalım hadi devamını hızlıca bir göz atalım. Ağırlık çalışmasından hastalık, yaralanma veya uzun müddet hareketsiz kalan durumlar sonrası rehabilitasyon olarak da faydalanılır. Giderek artan direnç çalışmalarının uygulandığı bu tedavi bir hekimin nezaretinde yapılır. Şimdi ilk cümleden, ilk bölümden hareketle nereye varacağız biliyor musunuz? Dış görünüşü düzeltmek ifadesi. Çünkü bakınız burada yazmış değil mi? Şu ifade bizi D'ye götürecek ve ağırlık çalışması yapmak ifadesi bizi D'ye götürmeli. Bu yüzden cevabımız net bir şekilde D şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda güzel öncüllü bir parçada anlam sorusu. Olumsuz köklü olduğu için ne yapmamız lazım? Önce öncüllere bakalım sonra parçayı okuyalım ki parçayı boşuna okumamış olalım. Buyurun başlayalım. Dilimizde yaban kökenin sözcük sayısının öz Türkçe sözcüklerden fazla olduğuna. Hmm, şimdi bu bir kere çok iddialı bir laf olmuş arkadaşlar. Muhtemel cevabımız bu. Ulaşılamazın muhtemeli bu. Niye? Çünkü bu gereksiz yere iddialı. İşte önce şıklara bakın derken siz aslında biraz da bunu kastediyorum. Çünkü şıklarda gereksiz yere iddialı bir şey varsa veya mantığa aykırı bir şey varsa cevap odur demiyoruz bak kesinlikle ama muhtemel cevabımız odur. Ona bilhassa dikkat edeceğiz. Devam edelim. Türkçenin bazı yaban dillerden sözcük aldığını mesela bu gayet normal çıkarılabilecek bir durum ama unutmayın parçada bundan bahsetmesi lazım. Öz Türkçe sanılan bir takım sözcüklerin yabancı kökenli çıktığını mesela bu olabilecek bir ifade. Türklerin kültürel etkinliğinin var olduğuna bu da gayet muhtemel çıkabilecek bir anlam. Parçaya bakalım ve bunlarla parçayı eşleştirelim. Diyor ki canlarım Türkçe daha Asya topluluklarındayken Çin, Kore Hint, İran, Moğol, Slav ve Yunan dilleriyle sözcük alışverişi yapmıştır. Evet. Başka dillerle bir alışveriş çıktı. Devam edelim. O zaman 2'yi bir atmamız lazım. Çünkü ulaşılamaz demiş değil mi canlarım? 2'yi atalım. 2 gitti. Geriye kaldı 3 çık. Bugün yanlışlıkla öz Türkçe zannedilen bakın bu da bizi bir yere götürecek. Bazı sözcüklerin araştırıldığında Çince, Moğolca, Soğukça ve Yunanca çıkması bundandır. Bunu hatırladık değil mi? Neredeydi o? 3'teydi. O zaman 3'ü bir attık. Cevap ya 1 ya da 1 ve 4 beraber devam ediyoruz. Yani neye bakacağız? canlarım? Türklerin kültürel etkinliğinin var olduğuna ifadesine bakacağız. Devam edelim. İslam uygarlığı asırlarında ise Türkler dünyanın 3 kıtasına egemen millet olarak bayrakları altında tuttukları ülkelerden vergi alır, ürün toplar gibi sözcük de toplamıştır. Böyle tüm o ülkelere sadece kılıç kuvvetiyle değil, kültür kuvvetiyle de söz geçirmişlerdir. Kültür iletişimi bunu da bulduk. O zaman dördü de attık çünkü ulaşılamaz arıyorduk. Yani canlarım 2, 3 ve 4'e ulaştık. Ne kaldı geriye? Yalnız bir kaldı. O zaman cevabımız net bir şekilde A şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda güzel bir parçada yapı sorusu. Şimdi canlarım bu tarz sorularda ikisinin yeri değişecek. Nispeten daha kolay sorular değil mi diğer parçada yapı sorularına göre? Size şöyle bir ipucu vereceğim. Mutlaka bir şey olması lazım. Mesela dördüm yer değiştireceğiz. Dörtte bir ipucu, bir kelime olması lazım, bir ifade olması lazım. O ifadeye bakarak onu mesela birden sonra, mesela ikiden sonra koymamız lazım. Hadi o zaman hızlıca parçaya bakalım. O ipucunu bulalım ve şıklara gidelim. Hazırsanız başlıyorum. Her toplumda ortak sesler ve ortak anlatım kalıpları vardır. Tamam iyi bir giriş cümlesi. Bir dinin olgunlaşabilmesi ve gelişebilmesi yüzlerce hatta binlerce yıl alır. Bakınız binlerce yıl dedi ya canlarım. Dörde geçiyorum. Böylesine uzun zaman içerisinde ifadesi nereden sonra gelmeli? Kesinlikle ikiden sonra gelmeli. Çünkü canlarım bakın bu dedi ki yüzlerce hatta binlerce yıl alır ifadesini kullandı. Sonra dörtte diyor ki böylesine uzun zaman içerisinde ifadesini kullandı. Yani ikiden sonra dört gelmeli. O zaman bu değişiklik nasıl olabilir canlarım? 2 ile üçü yer değiştirirsek gayet temiz bir akış olur. Yüzlerce hatta binlerce yıl alır. Böylesine uzun zaman içerisinde o dili konuşan milyonlarca insan dile katkıda bulunur. Dil bu ortak sesler ve ortak anlatım kalıpları oluşur. Böylece dil gelişir ve güçlenir. Gayet anlamlı bir akış oldu canlarım. 2 ve 3'ü değiştirdiğimiz zaman arkadaşlar 2'den sonra 4 gelmiş oluyor ve parçanın anlamı sağlamlaşmış oluyor. Bu yüzden cevabımız net bir şekilde C şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda güzel bir parçada yapı sorusu daha. Diyor ki bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra? Bakın burada canlarım sonra, önce veya hangisine gibi ifadelere dikkat edelim. Bu tarz sorular nispeten kolay sorulardır ama bu ifadeleri dikkat etmezsek soru maalesef kaçabilir. Beleş olan bir soruyu boşuna kaçırmış olmayın. Yani burada sonra diyor. Bakalım şimdi ifade şu. Aile arabaları, yarış arabaları, arazi arabaları gibi. Ha, o zaman bunlar örnek veriyor değil mi burada? O zaman örnek verilebilecek bir cümleden sonra koymamız lazım bunu. O zaman ipucunu bulduk. Hadi parçaya bakalım. Birçok farklı araba türü vardır. Dedikten sonra işte aile arabaları, yarış arabaları, arazi arabaları ifadesi yerinde olur. Koyup okuyalım. Değil mi? Arazi arabaları, çoğu araba benzin yakan motorlar acılı çalışır. Fakat pek azı elektrikle çalışır. Hatta bazıları, evet tamam. Çok net bir ifade, çok net bir akış oldu. Bir de canlarım bakın, şuna dikkat edin. Dikkat ettiyseniz 2'den sonra 5'e kadar 5 dahil çok temiz bir akış var. Yani o araya bir şey sokamazsınız. Ondan yerini değiştiremezsiniz. Çünkü bir önceki cümlenin hep bağlantı ifadesi verilmiş. Bunlar bu tarz soruların canlarım. Hep yöntemi ve kolay bulma yolları. O yüzden neye dikkat edeceksiniz? Mutlaka koyacağımız yerle önceki cümle, sonraki cümle arasında bir bağlantı, bir ipucu olması lazım. Burada çok net olarak birden sonra koyduğumuz zaman, çünkü bir de örnek vermemizi istiyor. Diyor ki birçok farklı araba türü vardır deyip, aile arabaları, yarış arabaları deyip örnek veriyor. Sonrakiyle de bağlantı temiz oluyor. E demek ki cevabımız ne olacak? Bir olacak. O da hangi şıkta? B şıkkında cevabımız net bir şekilde B şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar, karşımızda güzel bir boşluk doldurma sorusu. Diyor ki: "Ortalık karanlıktan kurtuldu. Her yer aydınlanmaya başladı. Doğan güneş insanların ve diğer canlıların da hareketlenmesini sağladığı köy yepyeni bir sabaha merhaba diyordu. Isı ve ışık dört bir yana yayılıyordu. Köy uyanıyordu. O zaman bunun başına koyacağımız ifade canlıların Gün doğumu, o tan vakti diyoruz ya. Gün doğumu ile ilgili bir ifade içermesi lazım. Yani gün doğmak üzere. Çok önce veya çok sonra değil. Hadi şıklara bakalım, cümlelere bakalım ve bunu uygun cümleler hangileri onları bulalım. Diyor ki güneş artık ufuklardan doğmaya başladı. Ortalık karanlıktan kurtuldu. Tamam. Bir olacak. Yani cevabımıza bir kesinlikle var. Bir olmayanlar attık. İki kaldı zaten. Tan vaktinin gelmesini bekliyorduk ama parçada geldi zaten. Demek ki iki olmayacak. İkiyi attık. Sabah olmasına henüz çok vardı. Ama sabah oluyor bizim parçamızda. 3'ü attık demek ki 4'e bakarak karar vereceğiz. Gün ışığı ürkek ürkek de olsa yüzünü gösterdi. Ortalık karanlıktan kurtuldu. Evet gün doğumuna uygun bir ifade oldu. Demek ki cevabımıza 4 olacak. Yalnız biri attık. bir attık. 1 ve 4 kaldı. Cevap kesinlikle D şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda güzel ve temiz bir parçada anlam sorusu ve olumlu köklü bir soru. O yüzden girişine ve çıkışına dikkat edelim parçanın. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi diyor ki hangisinde ulaşılabilir bu soruda? 1920'de Firariler Kanunu kapsamında isyancıları yakalamak için istikal mahkemeleri kurulmuştur. Şimdi canlarım buraya dikkat ediyoruz. Bunun altını çizdim. Çünkü cevap bu cümleyle ilgili. Devam ediyorum hadi sizin için. Bu mahkemelerin üyeleri TBMM üyeleri arasından seçilmiştir. Üyelerin milletvekili olması TBMM'nin yargı yetkilerinin sahip olduğunu göstermiştir. İstiklal mahkemeleri hıyanet-i Vataniye kanununun hızlı işletmesine imkan sağlamıştır. Söz konusu mahkemeler yargılamayı suçun işlendiği yerde yaparak yargılama sürecinin kısa sürede tamamlanmasını mümkün kılmıştır. Şimdi canlarım ben buradan şunu çıkardım. Bu mahkemeler nerede kuruldu? Bu mahkemeler hangi amaçla kuruldu? Ve bu mahkemelerin üyeleri hangi kuruma aitti? Hadi bakalım şıklara ona göre cevabımızı bulalım. Şimdi istikal mahkemeleri ne kadar görev yaptığını hayır buna değinmedi. Bunu bir atalım. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkış tarihine çıkış tarihinden bahsetmedi. İstiklal mahkemelerinin kuruluş gayesine cevap bu yüzden ilk cümleden çıktı canlarım cevap bu olacaktı. İlk cümlenin altını bu yüzden çizmiştim. Bu bir dursun. Üyelerin tevme bünyesinde seçilme gerekçesine ama gerekçesinden bahsetmedi. Ve yargılama sürecinin başlama ve bitiş zamanlarına bundan da bahsetmedi. Emin olduk çünkü kuruluş gayesi canlarım zaten bakınız şurada için ifade kullanmıştı ya. İlk cümleden çıkmıştı zaten. Bu yüzden cevabımız net bir şekilde C şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda güzel bir anlatım biçimleri sorusu ve olumsuz köklü bir soru. O zaman ne yapalım? Önce şıklara bakalım. Bu arada size şıklarla ilgili bir şey söyleyeceğim canlarım. Bakınız diyor ki hangisi yoktur? Duyaktarımı, pekiştirmeli sözcük, tartışma vasıf içinde ele alma, doğayı devinim halinde verme ve okuru olay akış içinde yaşatma. Şimdi canlarım burada dikkat ettiniz mi? 1, 2 bakınız A, B, D ve E şıkları edebi metinlerde olur. Hocam ne demek bu? Roman demek arkadaşlar. Hikaye demek. Yani roman ve hikaye yaparken anlatırken duyaktarırsınız pekiştirmeli sözcük olur, doğa devinim içinde verilir, olay akış içinde yaşatılır ama edebi metinde canlarım tartışma havası olmaz. O yüzden muhtemel cevabımız C ama tabii ki parçaya bakacağız ve parçada ben tek teksin için hepsini göstereceğim ve C'yi işaretleyip geçeceğiz. Hadi bakalım. Tepelerden ara vermeyen, soluk kaldırmayan bir yağmur iniyor. Kış başlangıcı yağmuru. Biliyorlar ki bu böylece sürerse ovayı su basacaktır. Çaylar kabaracak, nehirler taşacak, köprüler çökecek. Yol iz kalmayacaktır. ıslak karanlık içinde sıklan bir kafile kimi atla koşuyor, kimi kaçıyor. Evet, şimdi canlarım. Olay içinde yaşattım. Bakınız bu kısmın özellikle doğayı devinim içinde ve Erdi. Hocam peki sözcük sözcük. sıklam attı. Şimdi ne kaldı? Islak karanlık ifadesi görme duyusunu dokunma duyusunu aktarmış. O zaman duyu aktarımı da kaldı gitti daha doğrusu. Tahmin ettiğimiz gibi oldu canlarım. Çünkü bu parça tartışılacak bir parça değil. Yani bu tartışılacak bir konu değil. Çünkü bu bir edebi metin evabımız. Bu yüzden net ve temiz bir şekilde C şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar... Karşımızda güzel, olumsuz köklü bir parçadan anlam sorusu diyor ki hangisi yerleşiklik ve göçebelik terimlerinin tanımı yapılırken kullanılması gereken ifadelerden değildir? Nedir onlar hocam? Suvari yani atlı muhafız ifadesi bakınız şurada var. Onu hemen atalım zaten. Onu hemen gözümüze çarptı. Coğrafi yayılım, savunma, zirai faaliyetler ve endüstriyel üretim. Hadi parçaya bakalım ve tek tek bulduklarımızı eşleştirelim ve cevap ortaya çıksın. Bakalım. İlk medeniyetlerin göçebe ve yerleşik olmak üzere iki farklı kültür üzerine bina edildiği savı bilim dünyası aslında oldukça yaygındır. Yerleşikler tarımla meşgul oldukları için evet zirai faaliyet ifadesi bakınız şuradan çıktı canlarım. Şehir veya köylerde toprağa bağlı olarak yaşamışlardır. Bu sebeple yerleşik kültürün temsilcileri göçebe kültürün temsilcilerine göre daha küçük sahalarda varlıklarını sürdürmüşlerdir. Göçebeleri ise geçimlerini hayvan sürüleriyle idame ettirdiklerinden dolayı uçsuz bucaksız sahaların hakimi olmuşlardır. Yani coğrafi yayılım var canlarım. Bunu da attık. Zaten devam edin. Bakın şu da var. Şu da çıkıyor. Bu da nereden çıkıyor canlarım? Yerleşik topraklar Topladıkları paralı askerlerle göçebeler de hayvan sürülerini oluşturdukları atlı muhafızlarla korumaya çalışmışlardır. Yani savunma da var canlarım burada. E ne kaldı geriye? Endüstriyel üretim kaldı. E cevabımız da bu yüzden net bir şekilde E şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda güzel ve olumlu köklü bir anlam sorusu girişine ve çıkışına dikkat ederek parçaya bir göz atalım. Haydi bakalım. Temel düşünceyi soruyor bize bu soruda. Şairler alışılmış sözleri alışılmış kalıplara dökmekle yetinmez. E ne yapmalı peki? O zaman yeni bir şey yapmalı. Özgün bir şey yapmalı. Onlar farklı duygular, farklı düşünceler geliştirir hep. Yaygın olan söyleyişlere meyletmez. Kendi bulduklarını yayınmaya çalışır. Bu bakımdan insanlar şairlere ne kadar sayı gösterse yeridir. Bakın cevap burada geliyor. Diyor ki şairler sayesinde yani onlar sayesinde varlıkların hoş taraflarını görebildik. Onlar olmasaydı bülbül ötüşünün, gülün kokusunun güzelliğine varamazdık ifadesi bize cevabı götürecek. Haydi şıklara bakalım ve cevabımızı bulalım. A. Sanatçılar sürekli yenilik peşinde koşar. Ya yenilik peşinde koşmak değildi burada. Yani asıl mevzu bu değildi. B. Şairler biçim ve içerik araçlarıyla insanların güzellikleri fark etmesini sağlarlar ifadesi. Bakın son cümlenin burada aynısı var. O zaman cevabımız B olacak. Bakalım şair dil Dili en doğru ve etkili şekilde kullanan kişidir. Ama konumuz değildi. Konumuz bize bir şeyleri fark ettirmesiydi. Attık. Bir şairin özgürlüğünden ortaya koyabilmesi çok yazmasına ve okumasına bağlı. Yani konu bu değildi. Bunu da atabiliriz çok rahat bir şekilde. Şair biçim ve içerik uyumunu sağlayabilmek için pek çok yönteme başvurur. Konumuz yöntemler değildi. Konumuz şairlerin bize hayatın güzelliklerini fark ettirmeleri idi. O yüzden net bir şekilde cevabımız B şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda kısa ve aslında bakarsanız kolay bir soru. Diyor ki bu parçada bir karakterden bahsediyor. Böyle söylediğim bir roman aşağıdakilerden hangisini anlatıyor olabilir? Bakalım parçaya. Bir Rumeli göçmen olan Murtaza, Orhan Kemal'in romanından bahsediyor. Çukurova'ya yerleşmiştir. Uzun bir müddet mahalle bekçiliği yaptıktan sonra bir çırçır fabrikasına gece kontrol yardımcısı olarak girmiştir. İşlere göz açtırmaz. Bu nedenle çalışanlarca pek sevilmez. Çırçır bu arada canlarım pamukla ilgili bir ifade, bir terim daha doğrusu. Şimdi bakalım o zaman bu romanda neyden bahsediyor canlarım? İşçilerden, fabrikadan bahsediyor. O zaman şıklara bakarken bunu unutmayacağız. Haydi bakalım. A. Sıla hasreti çeken birinin hayır konumuz sıla değildi. Attık. Bir üretim tesisindeki çalışanlar arasındaki ilişkileri cevap çok net ve çok kolay bir şekilde bu olacak. Endüstriyel üretimin bir ülke için önemi konu bu değil. Bu çok kapsamlı bir yargı olmuş. Hizmet sektörünün çalışma prensipleri konu hiç bu değil. Ve kırsal kesim sorunlarının çözüm yolları konu bu değil. Emin olduk cevabımız net bir şekilde B şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda güzel bir parçalı yapı sorusu. Neyi soruyor hocam? Bu sefer canlarım akışı bozanı arayacağız. Hocam nasıl bulacağız bu akışı bozanları? Şöyle düşünelim. Şimdi bir dizi izliyorsunuz. Diziyi izlerken bir anda böyle en heyecanlı yerinde hop dizinin sonraki bölüm fragmanı giriyor. Kişiler aynı ama sen izlediğin anda bir olay akışı vardı. O akış kesildi başka bir olay girdi. Ama hocam aynı kişiler zaten akışı bozan sorularında canlarım saçma sapan ve alakasız bir cümle koymazlar oraya. Bizim bir akışımız var. Akışı bozacak o cümle çıktıktan sonra akış devam edecek. Mesela 2 ile 4 arasında bir akış olacak. 3'ü çıkaracağız. Şimdi buna bakalım, hızlıca bulalım. Şimdi canlarım, burada ben direkt size cevabı şöyle göstereyim bakınız. Diyor ki 4. cümlede bakın şurada canlarım. Peki sürdürülebilir kalkınmanın tanımı gerçekten nedir? Şimdi arkadaşlar, 4 de sürdürülebilir kalkınmanın tanımını soruyor. Şimdi 5'i okuyorum sizin için. Gelişmekte olan ülkelerin genellikle kentsel alanları, kirlilik ve düzensiz ulaşım gibi sebeplerle zarar görmektedir. Şimdi 4'te bir tanım istedi bizden tanımı nedir diye sordu ama 5'te bundan bahsetmedi. Bakalım 6'da bu tanımı yapıyor mu? Okuyalım 6'yı. Sürdürülebilir kalkınma gelecek nesillerin gereksinimlerini, karşılama olanaklarını ellerinden almadan şimdiki neslin gereksinlerinin bildiği gelişme sürecidir. Şimdi siz 4'te tanım istiyorsunuz. 5'te başka bir şey söylüyorsunuz ve 6'da tanım yapıyorsunuz. O zaman hangisi akışı bozmuştur canlarım? O zaman akışı bozan kesinlikle 5'tir. O zaman cevabımız net bir şekilde D şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda güzel bir parçada yapı sorusu, paragrafta yapı sorusu. Hocam bu sefer ne arayacağız? Bu sefer canlarım bu parçayı iki paragrafa böleceğiz. İkinci paragraf hangisiyle başlar diye soruyor bize. Canlarım bu tarz sorularda da bir kere peşin peşin şunu yapmanız lazım. Şimdi mesela bu teoriler diye başlıyorsa bir cümle cevap bu olamaz. Çünkü o cümle canlarım önceki cümleyle bağlantı kuruyordur ve o cümlenin üstüne bir şey söylüyordur. Bir cümle bu değerler diye başlıyorsa olmaz. Bu cümle bundan dolayı diye başlıyorsa olmaz. Yani canlarım bu tarz ifadeleri bir atacaksınız. Yani 7'yi attık, 5'i attık ve 2'yi attık. Onları bir attık. Geriye kaldı 3 çık. Şimdi parçaya bakacağız canlarım. Bu parçada bir yere kadar şundan bahsediyor. Milli ve manevi değerler ve kültürel değerlerden bahsediyor. Hadi okuyalım. O kısmın bittiği yeri ve diğer konunun başladığı kısmı bulalım ve cevabımızdan emin olalım. Diyor ki, milli ve manevi değerler toplumsal birliktelik için son derece önemlidir. Bu değerler bakın bağlantıyı görüyor musunuz bir önceki cümleyle? Edebi eserlerde yer bulup bireylere ulaşmaktadır. Bir toplumun geleceği ancak iyi değerlere donatılmış nitelikli bireylerle sağlıklı bir şekilde devam edebilir. Kültürel değerler bireylerde doğuştan bulunmayıp sonradan kazanılmaktadır. Bakınız hep önceki cümleyle bağlantı kurarak devam etti ve diyor ki bundan dolayı o da bağlantı kurdu. Her birey istenen davranışlar sergilemesine yardımcı olacak değer ve becerilerle donatılmalıdır. Şimdi canlarım buraya kadar milli, manevi, kültürel değerlerle ilgili vurgu yaptı. Hocam peki altta ne yapıyor? Bakalım ne yapıyor? canlarım 6'dan itibaren estetik obje üzerinde durmaya başlıyor ve 7 de bundan bahsediyor. Yani birden 6'ya kadar 6 hariç milli, manevi ve kültürel değerler üzerine yorumlar yaptı, açıklamalar yaptı. 6'da başladı. 6 bir de iki cümlede sevgili arkadaşlar estetik obje ile ilgili açıklama yapmaya başladı. O zaman ikinci parçanın başı 6 olmalı. O da hangi şıkta? E şıkkında. Bu yüzden cevabımız net bir şekilde E şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar, karşımızda güzel bir parçada yapı sorusu. Bu sefer ne yapacağız? Karışık 5 cümleden bir paragraf oluşturacağız. Peki hocam neyi soruyor? Hangisi son cümle olur diye sormuş. Şimdi canlarım bu tarz sorularda önce şu baş kısımlarına bakın hangisiyle başlayabiliriz bulmaya çalışın ve ipucu arayın. Şimdi burada bir parça çünkü diye başlar mı? Başlamaz. Ne var ki diye başlar mı? Başlamaz. Mesela 3 iyi başlangıç cümlesi. Bu neden nedir ki diye başlamaz. Söz konusu diye başlamaz. O zaman neyle başlayacağız? 3 ile başlayacağız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Şiirlerini geniş bir içeriği okullarıma sunmayı istedim doğrusu. Hani geniş bir içeriği dedi ya canlarım. O zaman ne yapacağız? 3'ü koyduk. Bakın 4'te diyor ki bu neden nedir ki? Aynı kitabı bunda en az 10 farklı temayı işleyen şiirler yazmayı çok arzuladığım ifadesini kullanmış. Yani 4 yerinde oldu. Arzuladı. Ne var ki bunu başaramadı. O zaman canlarım 2'yi koyduk. Devamında diyor ki bakınız. Ne var ki bunu başaramadım. Peki neden başaramadım? Bunun açıklamasını yapması lazım. Çünkü deyip canlarım. Çünkü benim şairlik tarzımda yalnızlık ve özlem ağır basıyor. Bunu da koyduk. E bunu şimdi bir yerde bağlaması lazım ve konu toparlaması lazım. Çünkü dedi ki benim şairlik tartımda yalnızlık ve özlem ağır basıyor. Ve geldi 5'e. canlıların 5'te diyor ki söz konusu duyguların ağırlığı. Bakınız şu ağırlık dedi ya ağır basıyor. Ağırlığı üstümden kalkmadı. Bir türlü net ve güzel ve temiz bir akış oldu. Herhangi bir tereddüdümüz kalmadı. E bu yüzden cevabımız net bir şekilde D şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda bir muhabir ve biyolog sorusu yani bir diyalog sorusu var. Diyor ki bu konuşmaya, bu diyaloya dayanarak proteinle ilgili hangisine ulaşılabilir demiş. Olumlu köklü bir soru olduğu canlarım çok detayına böyle hece hece okumaya gerek kalmayacak bir parça. Bir göz atalım ve cevabımızı bulalım ve diğer şıkların neden olmadığı hakkında yorumlar yapalım. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi diyor ki protein nedir? Başlıca proteinin kaynakları hangileridir? Canlarım biyolog gidiş cümlesinde cevabımızı veriyor. Diyor ki proteinler vücudumuzun en önemli yapı taşları olup çok sayıda amino asitin birleşmesinden meydana gelmiş organik moleküllerdir. Canlarım. Yani bakınız burası aslına bakarsanız bu parçanın cevabı için yeterli. Şıklara bakalım ne demek istediğimi anlayacaksınız. Diyor ki vücudun sağlık beslenmesi için tek başına yeterli değildir. Bir kere tek başına yeterli olduğu ile ilgili bir ifade kullanmadı parçanın devamında ve sonrasında. Vitamin değeri yüksek bir maddedir. Herhangi bir yerde canlarım vitaminden söz etmedi bu parçada. Çünkü vitamin hiç geçmiyor bu parçada. Şimdi ilk cümle bizi nereye götürecek? kimle bizi C'ye götürecek? Çünkü dedi ki proteinler vücudumuzun en önemli yapı taşları olup çok sayıda amino asidin birleşmesine meydana gelmiş organik moleküllerdir. Bakınız C'de diyor ki doğal, biyokimyasal süreçlerin ürünüdür ifadesi bizi cevaba götürecek. Cevap bu yüzden C olacak. Vücutta çok uzun bir sürede sentezlenmektedir. Sentezinden bahsetmedi bu parçanın herhangi bir yerinde canlarım. Devam ediyoruz ve hastalıklarla ilgili bir ifade kullanmadı bu parçanın herhangi bir yerinde canlarım. Sadece onların faydasından bahsetti ama asıl olarak bizi neden C hocam derseniz neden C olduğunun ifadesi hemen burada var. Çünkü biyoloğun giriş cümlesinde proteinlerin doğal kimyasal süreçlerin ürünü olduğunu doğrudan ifade etti cevabımız. Bu yüzden net bir şekilde C şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda yine bir yapı sorusu. Ama bu şöyle bir yapı sorusu. Canlarım burada altı cümle var birini atacağız ve parçanın anlamını daralma olmayacak. Şimdi canlarım burada iki şey olması lazım. Bir, burada altı cümle var. Hocam hangi cümle yok? Altın cümle yok. Demek ki yapmanız gereken şey şu. Altın cümleyi okuyacaksınız. Altın cümlenin anlamını taşıyan, onun anlamını itiva eden başka bir cümle var demek ki. Yoksa ne yapacak, nasıl atacağız başka türlü değil mi? O yüzden canlarım 6'yı okuyalım. Ve hangi cümle altın anlamını taşıyorsa cevabımız o cümle olacak. Çünkü 6 yatma ihtimalimiz var mı? Yok. Çünkü 6 şıklarda yok. Bakalım 6'ya. Binlerce yıllık mazisi olan uygarlığı detaylı olarak araştırmıştır. Bu anlamı taşıyan cümleyi arıyoruz. Haydi başlayalım. Cemil Meriç düşünce hayatımızda önemli bir yer kaplamaktadır. Yok, bunu atabiliriz. Toplumu ve sosyolojik düşüncenin niteliğini konu alan ciddi kitaplar kaleme almıştır. Bunu atabiliriz. Medeniyet yolculuğunun her daim adımını eline boyuna incelemiştir. Aa, şimdi bakınız burayı bir de alalım. Medeniyet yolculuğunun her bir adımını enine boyuna incelemiştir. Altı okuyalım. Binlerce yıllık maalesef olan uygarlığı, medeniyet, uygarlık detaylı olarak araştırmıştır ve demişti ki enine boyunu incelemiştir. O zaman canlarım emin oldu. 3'ün anlamı zaten 6'da var. O zaman altı atamayacağımıza göre mecburen 3 atacağız ve 3'ü attığımız zaman bu parçanın anlamında bir daralma olmayacak. Cevabımız bu yüzden net bir şekilde C şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda iki parça var ve diyor ki yapıtlarından edilen bu sanatçıların ortak özelliği yani iki sanatçının da ortak özelliği. Bu parçalarda bahsedilen ortak özelliği hangisi diye sormuş. Şimdi canlarım bakalım hızlı bir şekilde. Bakınız şurada diyor ki şiirlerinde günlük yaşantıları konu edindi. Nükteli ve alaylı bir anlatım herkesin anlayacağı şekilde bir dil kullandı. Ne yapıyormuş canlarım Orhan Velikanık? Herkesin anlayacağı sıradan bir halk dili kullanıyormuş. Bunu koyduk kenara yani diline değindi. Geldik diğerine orada diyor ki Hüseyin Rahmi Gülpınar için geniş kitlelerin anlayabilmesi için eserlerini onların konuşma diliyle yani süsü sade bir üslupla anlattı. Yani canlarım ikisinin de son kısmında dile ve bu dilin sade bir halk dili yani konuşma dili olduğuna değindi. O yüzden ikisinin ortak tarafı kesinlikle sade bir halk dili, sade bir konuşma dili kullanmaları olması lazım. Bakalım parçaya. İroni burada geçmedi. Örneklik etme ifadesi geçmedi. Felsefi konular hiç alakası yok zaten. O ikisi için de zaten alakası yok ve e'ye bakalım. Gündelik yaşamın bilinmeyenlerini anlatma ifadesi geçmedi ama ikisi de canlarım sade halk dili, konuşma dili kullandı ve ikisinin de sonuç kısmında dikkat ederseniz bundan bahsetti. O zaman cevabımız net bir şekilde D şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar, karşımızda güzel ve olumlu köklü bir parçada anlam sorusu. Hemen parçanın girişine ve çıkışına dikkat ederek bir göz atalım ve cevabımıza ulaşalım. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi canlarım diyor ki, küreselleşmenin tesiriyle, yani küreselleşmenin etkisiyle diğer kültürel ögelerde ortaya çıkan benzeşme sağlık anlayışında da ortaya çıkmıştır. Yani ben buradan şu anlamı çıkaracağım. Küreselleşme sağlığı etkilemiştir. Sağlığı değiştirmiştir. Sağlığı dönüştürmüştür. Tamam. Çünkü bir parçaya ben canlarım böyle başlıyorsam kesinlikle bu parçanın devamında bundan söz etmek zorundayım. O zaman devamına bakalım. Yerel sağlık anlayışının yanında modern sağlık anlayışı tüm kültürlerin üzerinde ekonomik bir sürecin sonucu olarak değerlendirilebilir. Öyle ki küreselleşme modern sağlık anlayışının tüketim kültürüne hizmet etmesine aracı olabilmektedir. Bireylerin tüketime yönlendirilmesi özellikle sağlık söz konusu olduğunda zor olmamış. Risklerin ve korkuların tetiklenmesi ile süreç daha da kompleks hale gelmiştir. Emin olduk. O başta bir şey düşünmüştük ya küreselleşme sağlığı dönüştürmüş yani etkilenmiştir. Hadi o şıkkı arayalım. Şimdi modern sağlık anlayışının üretim kültürüne hayır konu üretim değildi. Onu bir atalım. Modern sağlık anlayışının yerel sağlık anlayışını ortadan kaldırdığına ortadan kaldırmaktan bahsetmedi. Bunu bir atalım. Yani anahtar kelimemiz canlarım küreselleşme ve sağlık ve değişim olması lazım. O da bakınız geliyor C'de diyor ki küreselleşmenin sağlık alanında tesirli olduğunu hemen ilk cümleden çıkmıştı zaten. Bakınız burada canlarım şurada. Bunu söylemişti zaten. Cevabımız çok net ve çok temiz bir şekilde C şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda güzel bir soru yoktur demiş. Yani olumsuz köklü bir soru. Ama burada cümleleri aramayacağız canlarım. Bakın şunları arayacağız. Ne var ki kelimesini karşılayan bir kelime arayacağız parçada. Bilhassa yani özellikle anlamında bir kelime arayacağız yukarıda. Meydana gelmek, ortaya çıkmak anlamında bir kelime arayacağız yukarıda. Karmaşıklaşmak ifadesine karşılık gelen bir ifade arayacağız yukarıda. Ve yanı sıraya karşılık gelen bir ifade arayacağız. Haydi bakalım. Küreselleşmenin tesiriyle diğer kültürel ögelerde ortaya çıkan, ortaya çıkmak ve ortaya çıkmak. Bakın iki yerde kullandı canlarım. Meydana gelmek. C'yi bir atalım. daha Hemen bakın burada şeyi gördüm. Kompleks ifadesini gördüm. Bu da canlarım karmaşıklaşmak anlamını vermeli bize. Hemen üstüne çıktım. Bakın göz atarak özellikle ifadesini gördüm. Özellikle bilhassa anlamına gelecek. Devam ediyorum. Şimdi canlarım şurada bir ifade daha vardı. Diyor ki bakın heh buldum. Yerel sağlık anlayışının yanında. Yanı sıra anlamını da o verdi. Yani ne var ki anlamını karşılayan bir sözcük veya sözcük grubu bu yok. O zaman cevabımız net bir şekilde aşık Sevgili arkadaşlar karşımızda olumlu köklü güzel bir parçada anlam sorusu daha var. Diyor ki bu parçadan hareketle hangisine ulaşılabilir? Otoportre yani sanatçının kendi portresini yapması, resmini yapması. Çok fazla ressamla tesir uyandıran bir akımdır. Cevap bu olacak zaten. Bakın cevap buradan çıkacak zaten. Otoportre antik bir gelenek anlamında birçok sergi dolusu eser verebilecek kadar yoğun ve uzun süre yapılmıştır. Canlarım bu ifade bakın şurası zaten bizi A'ya götürecek. Çünkü burada zaten onu söylüyor. Şimdi cevaba ne demiş olabilirsin? cevaba B demiş olabilirsiniz. Çünkü burada diyor ki fotoğrafın sinema teknolojisinden uzun yıllar önce olduğuna. Tamam, biz bunu biliyoruz değil mi? Doğru böyle bir şey var. Ama canlarım, buradan o anlam çıkmıyor. Hadi bak o parçayı okuyayım size. Neden cevabın B olamayacağını anlatmaya çalışayım. Çünkü diğer şıklar zaten olacak şeyler değil. Fotoğraf ortaya çıktığında görüntünün odağında hareket nesneler ve varlıklar yoktur. Daha çok durağan nesneler, manzaralar veya kişiler vardır. Ne zaman ki hareket nesnelerin ya da varlıkların peşine düşülmüştür. işte o zaman sinema teknolojisi doğmuştur. Tamam, buradan şu anlam çıkıyor ama fotoğraf teknolojisinden daha sonra ortaya çıktı. Ama bakınız B de diyor ki uzun yıllar önce doğduğu ifadesi. Uzun yıllar önce doğduğunu çıkaramayız. Ama daha önce doğduğunu çıkarabiliriz. Cevaba bu yüzden eğer B dediyseniz bu yüzden hata yaptınız. Yani cevabımız B değil. Çok net bir şekilde ilk iki cümleden dolayı A'ya gitmemiz lazımdı. Cevabımız net bir şekilde A şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar karşımızda olumsuz köklü bir parça anlam sorusu. Önce şıklar sonra parça yapalım ki parçayı başına okumayalım. Otoportre anlayışının terk edildiğine. Ha, bakınız niye önce şıklar okuyoruz? Bu çok iddialı hatta gereksiz yere iddialı bir laf. Öyle olabilir bu arada parçada söylediyse. Mesela parçada 2 kere 2 7 dediyse 7 bizi yendirmez. Ama muhtemel cevabımız A olacak onu da belirteyim. B. Hareketli varlık ve nesnelere yönelmenin sinema teknolojisini doğurduğuna. Otoportre örneği sayılacak çok sayıda çalışma olduğuna. Otoportre birçok ressamı etkilediğine, fotoğrafın ilk zamanlarında sabit cisimlere yer verildiğine. Hadi parçaya bakalım. Hepsi aklımızda ve onları parçayı şıklarla eşleştirip cevaptan emin olalım. ve çok fazla ressamda tesir uyandıran bir akımdır. Evet etkileme ifadesini bulduk, attık. Otoportre antip gelenek anlamında birçok sergi dolusu eseri verebilecek kadar yoğun ve uzun süre yapılmıştır ifadesi. Kesinlikle bizi nereye götürecek canlarım? Çok sayıda esere götürecek. Devam ediyorum. Fotoğraf ortaya çıktığında görüntünün odağında hareket nesneler ve varlıklar yoktu. Daha çok durağan varlıklar ve nesneler vardı. Devam edelim. Neredeydi o canlarım? Hah! E şıkkını attık. Devam ediyoruz. Ne zaman ki hareket neslinin ya da varlıkların peşine düşüldü işte o zaman sinema teknolojisi ortaya çıktı ifadesi canlarım. O da bizi B'ye götürecek. Tahminimizde haklıymışız. Yani otoportra anlayışının terk edildiğini ifadesi bu parçadan çıkacak bir ifade değil. Çünkü diğerlerini tek tek bulduk zaten. O zaman canlarım cevabımız net bir şekilde... A şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar. Denememizin çözümünü yapmış olduk. Diğer denemelerimizde görüşmek üzere hoşça kalınız.